Kaptan Amerika'nın dördüncü filminde yani Kaptan Amerika Brave New World içerisinde Red Hulk'ı göreceğimiz artık onaylandı. Zaten en başından beri bu filmde Harrison Ford'un Red Hulk olarak yer alacağını sizlere söylemiştim. Çünkü eski oyuncu hayatını kaybettikten sonra yeni oyuncuyu getirecek ve onu da Red Hulk'a çevirip görsel efektlerle kullanacaklardı. Hatta filmin final savaşında Kaptan Amerika ve Red Hulk arasında bir dövüş olacağı da resmen onaylanmıştı. Ancak benim bu videoyu çekme sebebim bunlar değil tabii ki. Bu bilgileri daha önce zaten sizlere söylemiştim ama yeni gelişmelerle birlikte haberi olmayanlara tekrardan söylemek istedim. Kaptan Amerika Brave New World film setinden yeni bir görsel ortaya çıktı. Görselde Kaptan Amerika'nın yeni kalkanı Red Hulk'ın avucuna sığacak şekilde gösterildi. Bu olay üzerine benim daha önce okuduğum bir bilgi tekrardan gündem oldu. Filmde göreceğimiz Red Hulk bizim MCU Hulk'tan çok ama çok daha büyük ve güçlü olacak. Elbette bu konuyla ilgili olan tüm detayları şimdi sizlerle paylaşacağım dostlar. Ancak hemen öncesinde eğer kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet normalde halkın elleri vücuduna oranla gerçekten çok büyük. Ancak sizlerin de fark edeceği üzere halk MCU'nun son projelerinde fazlasıyla küçüldü. Bu durum üzerine eskiden neredeyse aynı boyutta olması gereken Abomination halkın yanında dev gibiydi. Ayrıca Abomination'ın elleri halkın yumruklarını kaplayacak kadar büyüktü. Yani Hulk MCU'da gerçekten çok küçüldü. Red Hulk'ın boyutuysa neredeyse Abomination kadar büyük olacak. Zaten biliyorsunuz ki Red Hulk normal bir Hulk formu değildi. Sinirlendikçe büyüyen ve etrafına alevler saçan bir karakterdi. Dolayısıyla Red Hulk, halkın DNA'sının geliştirilmiş ve mutasyona uğramış bir formuydu. MCU'da bu olayı nasıl yapacaklarını merak edenler varsa Extremis'i kullanacaklar. Extremis dediğimiz şey ise Iron Man serisinin 3. filminde karşımıza çıkmıştı. Aldrich Killian liderliğinde geliştirilen Extremis, Shang-Chi filminde bile gösterildi. Extremis serumu insanlara sinirlendikçe ısınma ve hatta alev püskürtme gibi özellikler veriyordu. Bunun yanında Extremis sonsuz ve aşırı hızlı iyileştirme faktörüne sahipti. Yani filmin Düşman olacak olan lider halkın DNA'sı ve ekstremisi kullanarak Thunderbolt Ross'u Red Hulk'a dönüştürecek. Kaptan Amerika'nın dördüncü filmi içerisinde Thunderbolt Ross ölecek ve tıpkı çizgi romanlarda olduğu gibi lider onu hayata geri döndürmek için bu serumu kullanacak. Liderin kim olduğunu bilmeyenler varsa The Incredible Hulk filminde Mr. Blue olarak karşımıza çıkmıştı. Hulk'ın kanı liderin kafasına damladığında lider üstün bir zekaya sahip oldu. Kendisinin diğer Hulk varyantları gibi vücut kasları yerine beyni mutasyona uğradı ve süper zeki bir kötü oldu. Şimdi hikayeye bu açıdan bakıldığında Red Hulk zaten Hulk'ın base formundan çok daha güçlü olmak zorunda. Ve ayrıca MCU halka göre daha hızlı iyileşebilen ve etrafına alevler saçan bir mutant olacak. Ayrıca kendisinin boyutu yoğunlaştırılmış gamma enerjisini daha fazla çekebildiği için gerçekten çok büyük. Bu arada dostlar artık videolarımda fan yapımı görseller kullanamadığım için son gelişmeleri Instagram hesabımda paylaşıyorum. Ayrıca Shorts videolarını ilk olarak Instagram'da paylaşıyorum. Kanalda aldığım ihtarlar nedeniyle maalesef ki eski videolarım da silindi. Eğer tüm detayları kanıtlı şekilde daha erken görmek istiyorsanız beni Instagram'da da takip edebilirsiniz. YouTube kanalında ise sadece en detaylı açıklamalarla sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Red Hulk'ın şimdiye kadar MCU'da gördüğümüz en güçlü Hulk versiyonu olacağı kesinlikle doğru. Yani Abomination ya da Hulk'tan çok daha güçlü olacak. Ancak çok da evrene bakıldığında elbette halkın farklı formları, özellikle Cosmic Immortal Hulk gibi formlar Red Hulk'un çok üzerinde. Yine de base form olarak düşünürsek Red Hulk'un akıl almaz bir boyutu ve gücü olacak. Film içerisinde Red Hulk Kaptan Amerika Sam Wilson'dan dayak yer mi? Bunu henüz bilmiyoruz. Ancak Marvel Red Hulk'u sadece tek bir filmde harcamayacak. Bu noktada Red Hulk'u 2003 Hulk gibi düşünebilirsiniz. Yani bu civarda bir boyutu olacak ve sinirlendikçe büyüyecek, hatta kendisine en kısa sürede iyileştirecek. Eğer artık Kaptan Amerika'nın kalkanını eliyle saracak kadar büyük olacağı da kesinleşti. Açık konuşmak gerekirse başlangıçta ben bu filme karşı pek olumlu bakmıyordum. Hatta film ön gösterimde beğenilmediği için tekrar çekimlere gitmişti. Bu filmde yer alacak olan bir sürü karakter olacak ama asıl hikayesi Red Hulk, Leader ve Kaptan Amerika Sam Wilson etrafında dönecek. Normal şartlarda bu sene içerisinde Kaptan Amerika'nın dördüncü filminden ilk fragmanın yayınlanması lazımdı. Film 2025 yılında vizyona girecek olsa da yeniden çekimlere gireli aylar oldu. Yani bu filmin fragmanına yetecek kadar olan kısmı çoktan tamamlanmış olmalı. Belki de Super Bowl ya da Super Bowl sonrası için MCU ilk resmi fragmanı yayınlayabilir. Çünkü sizlere göstermiş olduğum bu sembol aslında filmin başlığı olacak. Yani yakın zamanda bir fragman gelmeyecek olsaydı böyle bir sızıntıyı görmezdik. Hatta sizlere küçük bir spoiler daha vermek istiyorum. Bunu sadece Instagram'da paylaşabiliyorum ve eğer burada paylaşırsam iptal ederim. Bu yüzden Instagram'a bakarsanız mutlu olurum. Normalde Deadpool 3'ün sembolü aslında Kevin Feige'nin kafasına taktığı şapkada ortaya çıkmıştır. Yani yeni gelecek olan Deadpool filminin isminin Deadpool and Wolverine ya da Deadpool and Friend olacağını biz buradan öğrendik. Dolayısıyla bu tür semboller aslında filmin gerçek sembolü oluyor ve film hakkında bizlere fazlasıyla büyük detaylar veriyor. Evet dostlar böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Eğer gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.